Herkese selamlar dostlar. 11 Ağustos 2023 Cuma iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Kazancın dozunu biraz kaçırdık sanırım. Güzel bir seri yaparak da devam ediyoruz. Kuponlarımızda, ana kuponlarımızda birazdan bahsedeceğim. Öncelikle bir adet maç skor yarışmamız var. Trabzonlu Antalya ile birlikte Süper Ligi açış, açış veriyoruz artık. Majör artık startını verdik diyebiliriz. Sizce Trabzon Antalya maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Bilen bir arkadaşımızı katıl Telegram gruplarımıza Ağustos ayı boyunca dahil edelim. Cuma'nın mülteriğinde toplamda 5 maç var. Biri de Trabzon güzel maçlar. Şöyle bir tane nazarlık bırakırız. 5'te 4'e kalarsak güzel kazan sağlarız gibi geliyor. Yorumlara yazmayı unutmayınız. İletişim, iletişim için de arkadaşlar Kangal Bey olarak Instagram'dan benimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Gerek gruplar gerek maç hakkında herhangi soru görüş öneri için vaktim oldukça ki gecenin dün 3.30'da arkadaşımla sohbet ediyordum mesela. Bu şekilde sizlere dönüş sağlarım bilginize verelim ve dün de ana kuponu getirmeyi başardık ve nasıl geldi? Yani inanılmaz bir şekilde geldi. Mücadele ben Maccabi Ayfa maçına güveniyordum ben aslında ama... Dakika 15'te maç 2-1'e geldi doğrudan. 2-3 gol tercih vermişim. Bir gol olursa yatacak. Dakika 15. Yerde daha 75 dakika falan var. O yüzden biraz sıkıntılı geçti bu süreç. 2-3 gol tercihini 1-78 gibi orandan yakaladık. Yanına da zaten Rangers maçına ilk yerden bir gol almıştım. Gelsin tamamlasın. Makabi maçına güveniyorum ben burada. Rangers da gelsin işi bitirelim şeklinde. Devam ettik geldi. 2.03 gibi orandan ana kuponumuz tekrardan kazandı. Daha önce vermiş olduğumuz iki ana kupon vardı. Onlar da ekrana gelsin. Onlar da kazanmıştı. Pazartesinin ana kuponu, salının ana kuponu. Onun üstünde çarşamba da kazandı. Bakalım perşembe ne olacak şeklinde devam edelim. Geçelim bunu da. Dün dostlar dedim ya makabi maçına güveniyordum. Hissettim dedim ya. Dedim ki sizinle bir şey yapalım. Ne yapalım katıl grubunda. Dedim ki makabi ayfa maçına 3 tane skor vereceğim. Bu 3 skorda 50 TL atın. 2-1 Makabi Ayfa. 1-1 yine aynı şekilde. 2-0 Makabi Ayfa. Bu şekilde verdim. Oranları da altına yazdım. 8-0-6-5-22-8-89. Hepsine dedim ki 50 TL atın. 150 TL oynadık. Gelirse birinden zaten en kötü zaten burada 100-200 lira kar yapacak. 5-50 oran gelseydim. Ama 2-1 skorumuz geldi. Buradan tam 403 TL kazandık. Ekstradan buradan zaten 253 TL'lik net bir kazanç sağlandı bizlere. Direkt skor olarak önermiştim. Dedim yani skor içinde de böyle bazen hissettim vardı. Bugün Beşiktaş maçına da yaptık. Bakalım umarım oradan da kazan sağlarız diyerekten de devam edelim. Yüksek mislerimiz devam ediyor. Bugün için yüksek misli verildi. 3 adet. Umarım başarı sağlarız. Misleri biraz bugün çok yükseğe çıkmadım. En son verdiğimiz yüksek misler ekranda 2000 misli ve 600 misliydi. Bunlar da kazan sağladık. Bugün de 600, 700 ve 500 bandında 3 tane yüksek mislimiz de verildi. Ve canlı maçlarda da aynı şekilde ilerlediğimizi biliyorsunuz ki canlı maçlarda herkes açık telegram grubu var. Açıklama ve yorumlar kısmında oraya da ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Oraya da ara ara canlı bahisler zaten bırakıyorum. Bu şekilde canlılardan da özellikle canlı oynayan arkadaşlar ve bizim gruplarımızda hiç bu zamana kadar katılmamış arkadaşlar mutlaka canlı odasına gelsin bir baksın derim. Diyerekten de geçeyim. Sizlerden ricam cuma videosu olması kaynaklı. Şöyle beğenileri bırakmanızdır. Artı 200 seviyesinde bir beğeni bırakırsanız çok memnun olurum diyerekten de başlayalım. Trabzonsporlu Antalyaspor mücadelesi. Antalya Spor'da arkadaşlar Hacı gitmesi ciddi manada çok önemli eksiklik. Takımda gidenler de vardı, gelenler de var. Fakat bu gelenler özellikle hücum hattında Muksa geldi mesela. Lens'ten kiralandı. Onun dışında Asom Balonga geldi. Yani bunları ilk 11'de ve son dönem transferleri ve hazırlık maçlarında çok iyi bir görüntü vermeyen bir Antalya maçı vardı. Antalya vardı. Onu söyleyeyim ben sizlere. Daha hiç hazır olmayan Alanya'ya karşı bile mesela o golleri yemesi falan Antalya'nın daha hazır olmadığını gösteriyor. Trabzonspor'a baktığımız zaman da yeni transferler sakatlandı. Böyle bir şanssızlık var. Yapılan 4 yeni transferinde hepsi sakatlandı. Fakat kadro kalitesine baktığımız zaman da Vizca, Tragedet, Bakasetas, ileride Gomez. Zaten geçen sütun iyi bir futbol sergilemişti ki son dönemde teknik direktör bir değişince Abdullah Avcı gidince o zaman bir sendelemişti. Fakat yine de iyi futbol oynayan bir Trabzonspor var burada. Ben burada Trabzonspor'un yanına gitmeyi düşünüyorum ki şöyle. Galibiyetine değil, Trabzon'un burada Papara Park'la yeni bir anlaşma yaptılar. Atacağı 2 gol arkadaşlar 1.49 gibi oranı var. Benim skor beklentimde doğrudan 2-0'lık bir skor. Trabzon burada Akyazı'da yani yeni sadece stadyumun yeni ismiyle Papara e, Arena mı Park mıydı? Papara Park sanırım. Orada 1.5 milyarlık bir anlaşma sonucunda 5 yıllıkta öyle bir anlaşma yaptı. 2 gol atmasını bekliyorum. Güzel bir açılış yapacaktır diye düşünüyorum Trabzon. Hazır olmayan Antalya'ya karşı. İkinci mücadele Al Ahli ile Al Hazem. Ya Allah bismillah. Arabistan'a başladık. Dostlar ben size bir olay anlatayım. Bu Arabistan Ligi hakkında. Ve bana çok hak verceğinizi düşünüyorum. Bu Arabistan Ligi şovu seven bir lig. Yani Araplar genel şovu sever. Hani böyle lüks arabalar, araba yan yasırmalar. Genel bunların kültürlerinde bu zaten var. Bu Arabistan Ligi'nde bu sezon bakın sezon başında söylüyorum büyük takımları böyle kayıracaklar ki örneği var örneği var son oynanan bir kupa mücadelesi ne vardı Savic'in attığı bir kafa golü var orada adamı bildiğin formasından çekip yere vuruyor ve o maçta Vard'a var golü de atıyor kafa golü vuruyor atıyor ama adam öyle bir faal yapıyor ki keşke ekrana koysaydım neyse öyle bir faal yapıyor ki vardan hiçbir uyarı gelmiyor. Yani net olarak söylüyorum ki bu transfer yapan takımlar bakın Allah'lı kimleri aldı? Firmino, Maximen, Kesiye, Mahrez gibi isimleri aldı. Şöyle gösterelim transferde. Kesiye de geldi. Maximen, Mahrez, Firmino. Deplasmana baktığımız zaman da bir transfer yapamamış. Bazı isimler dediğim gibi burada kayrılacak. Takımlar kayrılacak. Burada Allah'lı'nın kazanması çok normal. Yani bir şekilde kazandırdılar bu takıma. Ben derim ki ne alabiliriz? İlk yarıdan atacağı bir gol. Burada bir 31 oranı var. Eğer alacaksanız bunu MBS'de 3 var zaten. MBS'sini düşürmedi, düşürmediler bunların. Ee, ilk i̇lk yarıdan Alahli'nin atacağı bir gol değerlendirilebilir. Onun dışında birinci yarı sonucu da 1.52 gibi orandan da ekstra olarak zaten Alahli'de alınabilir. Benim ilk yarı skorum 1-0 veya 2-0'lık skorla Alahli içeri girer gibi geliyor. Değerlendireceklere bol şanslar. Braunschweig'la Schalke mücadelesi. Braunschweig'ın son Magdeburg mücadelesini izledim. 90 dakikasını izledim. Takım leş. Bak leş. Şeye aldanmayın. istatistiğe aldanmayın. 10 şuta falan. İlk yarı mücadele 2-0 oldu zaten. Maçı izledim. Braunschweig ortada top mop oynamıyor yani. Öyle söyleyeyim. İlk yarı ondan sonra 2-0'dan sonra Magdeburg saldı. Yoksa yani Braunschweig orada hiç oynayamadı. Şalke de iyi oynadı kazandı. 3-0 rakip kırmızı kart gördü. 9 kişi falan kaldı sanırım. O maçı da izledim. Canlısını yaptı ki yüksek misliden kazandık o maçta da. Benim görüşüm bu maçta şu yönde olacak dostlar. Braunschweig burada ee, gol atabilir mi atma ihtimali var. Şundan dolayı diyeceğim ben. Schalke burada kadroda birkaç tane rotasyon yapabilir. Çünkü ligde bu sezon önem verecek. Yani Bundesliga'ya çıkmak için burada çaba sarf edecek. O yüzden Almanya Kupa'da biraz rotasyona gidebilir. Bu rotasyon kaynaklı. Hücum hattında bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Savunması aksayabilir. O yüzden ben burada bu leş futbolu oynayan Braunschweig'ın da kendi evinde olmasından kaynaklı da bu maçta gol bulmasını bekliyorum. KG var olarak da değerlendirmesini yaptım. 1.47 gibi orandan. Bol şanslar. Burnley ile Manchester City karşılaşması. Bu maçta da beklentim şu yönde dostlar. Bakın City'ye 1.16 16 gibi oran açmışlar. Bu maçı çok fazla uzatmayacağım sizlere. Maç sonu 2 üst alırsanız burada 1.30. City'nin en az 2 gollü galibiyeti değerlendirilebilir burada. Burnley ile oynayacaklar. Yani bu maç patlar mı? yani açılış maçı yüklenilir, oran yüksek olan patlar mı patlamaz mı? Patlarsa bile 2-0'da biz kazanırız gibi geliyor. Patlarsa da bile şu yönde patlar bence. Mücadele 2-0 biter. O yönden biz yine kazanırız gibi bir 30'dan alırız kombineye koyarız. trafonla yaparız mesela anladın mı? Onun dışında he, belki normal olur standartından Burnley ile bir tane atar. Veya siz tek başına 3 yapar. 2.5 üstünde 2 yaparsanız da 1.61'e kadar yükseltebilirsiniz oranları. Burada Doğrudan site mücadelesinde yani 2,5 üstünde 2 de yapılabilir. Sizin de bilgisini vereyim buna. Diğer mücadele Nice ile Lil mücadelesi yine zorlu bir karşılaşma. Yani her iki takıma baktığımız zaman da e, Lil tarafında Haraldson geldi. Bu Haraldson'un gelmesi bir hazırlık maçı vardı. Orada hat yaptı. 7-2'lik kerkel Buruj mücadelesi vardı. Orada hat yaptı mesela. Bombaa Haraldson e, son gibi sinlerle birlikte orada şov yaptı. 7 golü de bu iki oyuncu attı sadece. Nice takımı da e, kim aldı? Boga, Boga. Boga'yı aldı Atalanta'dan. Direkt sol kanata ilk 11'e koyacağı bir isim Boga. İleride zaten Mofi de var. Mofi'ye kesici ortalar ve atıcı ara paslarla birlikte liste gol bulabilir. Ben yüksek orandan tek tercih yaptım mücadeleye. Mücadele genelinde toplam gol aralı 2-3 gol. 1.80 gibi orandan tek tercih olarak sizlere öneriyorum. Değerlendirecek ve bol şanslar. Cuma maçları bu şekildeydi. İdeallerden ve yüksek oranlardan bahsetmeye çalıştım. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.